İyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Doktor Erdal Rönal bir sağlık olsun programında daha karşınızdayım. bu akşam konuğum Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi doktorlarından Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Sayın Evrim Duman. Evrim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. yeni yılın 2013'ün bu ilk sağlık olsun programında tekrar sizlerle bir arada olmaktan mutluyum ve Doktor hanıma da programımıza katıldığı için şimdiden teşekkür ediyorum bizleri kırmadığı için. Teşekkür. Sevgili seyirciler 6-12 Ocak tarihleri arası Sağlık Bakanlığı tarafından ve tüm sağlık kuruluşları tarafından Tüberküloz Haftası ve Savaş Haftası olarak kutlanıyor. Bu vesileyle biz de ilimizde bu konuda ilimizin tek göğüs hastalıkları hastanesi doktorlarından Evrim Hanım'ı davet ederek hem niye bu haftanın bir e, tüberküloza e, savaş haftası olarak kutlandığını e, anlatmaya çalışacağız. Hem de son yıllarda tekrar ülkemizde e, üzerinde ısrarla durulan bakanlığımızın durduğu tüberküloz yani verem hastalığını tekrar sizlere anlatmaya çalışacağız. İsterseniz e, şeyden başlayalım 6-12 Ocak tarih hı. bu her sene Ocak ayında bu tarihlerde kutlanıyor herhalde değil mi evet. doktor hanım? Evet yani e, özellikle Ocak ayının e, ilk pazarı olarak vurgulanıyor. Hı. İlk pazarı e, tüberküloz haftası olarak e, tüm dünyada e, ya, tüm dünyada, veren, evet, dünyada 1947 e, yılından beri hı. E, kutlanan bir hafta e, tabii hastalığın önemi derecesiyle de bu önemli. şekilde vurgulanmış oluyor. Evet. Böyle, bu şekilde tüberküloz ve veremle ilgili sal kuruluşları da halk eğitimlerini biraz daha yoğunlaştırarak e, dikkat çekmeye çalışıyorlar. Dikkat Aslında çekiyorlar. eğitim sürekli oluyor herhalde ama bu hafta özellikle biraz daha daha fazla vurgulanıyor. Okullarda belki diğer okullarda, sivil toplum da, örgütlerinde, iş sivil toplum örgütlerinde daha fazla e, bu konu üzerine çalışıyorsunuz. Halkı bilinçlendirmek için işte eğitim programları da yapılıyor bu şekilde. Evet. Bileşlendirme İsterseniz bileşlendirme e, hemen konumuza evet. girelim. Verem hastalığı, diğer evet. adıyla tüberküloz hastalığı ama evet. halk, halk arasında bilinen adıyla verem evet. hastalığı nedir? Evet. E, onun bir tarifini, tarifini yapalım. yapalım. E, ondan başlayalım. Verem, verem e, mikrobu e, tıbbi terimiyle de mikrobakterium tuberculosis dediğimiz Hı. bir mikropla bulaşan, vücudumuza akciğer ve akciğer dışı herhangi bir yeri tutan, herhangi bir organı tutan e, ve e, tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Sosyal bir hastalıktır. Öyle diyelim. Tabii Bulaşacağı aynı zamanda. Belki tabii önemli ki. olan hususlardan bir tanesi tedavi edilmediği zaman ölüme kadar ölüme gidebilen kadar ağır tablolar evet. oluşturabiliyor. Bir de temel olarak akciğerde bulaşıyor ama akciğer dışında, dışında da, da organları tutabilir. Onu tabii, daha akciğer sonra dışında organlara tutabiliyor. Tabii tabii akciğer dışında yani dakikalarda Hı -hı. belki Hı -hı. tekrar Hı -hı. şey Hı -hı. yapabiliriz. Evet. Peki Berhem çok eski bir hastalık değil mi? Evet, Bilinen evet. çok eski bir hastalık. Tabii insanlığın varoluşuyla beraber açıkçası Hı -hı. bu hastalık da ortaya çıkmış. Milattan önce 8000'li yıllara kadar da gittiği söyleniyor. Hatta Mısır, eski Mısır'da Eee Milattan önce 3000'li yıllarda e, iskeletlerinde, insan iskeletlerinde e, verem hastalığına, e, omurga veremi dediğimiz hastalıklara ait bulgularda rastlanmış. Yani insanlık kadar eski bir hastalık, verem hastalığı. Evet. Dolayısıyla tabi burada bulaşmasının belki belki sonra tekrar değineceğiz. E, evet. Kolay olması da veya daha doğrusu sonlum yoluyla çok kolay Bulaşıyor. bulaşabilmesi de bunda etkili herhalde. olmuş. Yaygın, yaygın salgın hastalıklara yer yer dönem dönem salgın hastalıklara ölümcül salgınlara sebep olmuş bir hastalık dönem dönem tarihte. Evet, tabii sonra zamanda belki hijyen e, geliştikçe, koruma geliştikçe evet. bunlar ve tabii mücadeleler ciddi mücadeleler olmuş, tabii, tabii. azalmış. E, peki gene tabii tarihçesinde bu mülk ne zaman tanısı konmuş evet. veya bu ismi ne zaman evet. aldı? E, i̇lk olarak yani bu ismi e, 1882 yılında Robert Koch bulmuş bu basili. E, bununla ilgili bir slide'ımız Evet görsel <laughs> bir slide'ım da var. Tamam. E, burada gördüğünüz gibi sol tarafta gördüğünüz gibi tüberküloz basillerinin gerçek bir görüntüdür bu mikroskopik görüntü. Tüberküloz basillerinin e, görüntüsünü görüyoruz. Bu sağ tarafta gördüğümüz kişi de bu basili tanımlayan e, Robert Koch. Evet. Bu kişi herhalde ilk olarak bu basili Bunu ve tanımlamış. hastalığın evet, tanımı tanımını yapmış, yapmış ve ondan sonra tüberküloz adı altında evet. tüm dünyada bilinen, bilinen bir hastalık, hastalık halinde haline gelmiş. gelmiş. Evet. Evet. peki gene e, bu e, hastalığın yaygınlığı ile ilgili evet. bazı e, rakamlar verebilir miyiz? Verebiliriz ee... tabii. Şimdi dünya geneline bakacak olursak, e, her yıl yaklaşık 9 milyon ki iyi bir rakam bu. 9 milyon kişi e, yeni hasta olarak ortaya çıkmakta ve 1,5 milyon civarında da bu hastalıktan e, ölümler olmakta hala dünya üzerinde. Yani hala 9 milyon yeni evet. kişide Tüberküloz hastalığı ortaya evet, çıkıyor yeni hastalık, bir, buçuk, bir milyonda, buçuk milyon kişi de bu sebeple e, ölümle ölüm sonuçlanmakta. Ülkemizdeki durum nedir? Evet, Ülkemizde de e, şöyle e, 50'lerde özellikle 1950 yıllarında e, yine en yaygın hastalıklarından birisi hatta 50'li yıllarda en çok ölüme sebep veren hastalıkların ilkiymiş. Yani ilk sırada birinci sırada yer alıyormuş tüberküloz. Evet. Daha sonra bunlarla ilgili tabii ki bir takım mücadeler verilmiş tıbbi olarak da ağırlıklı olarak da e, bu bir mücadelelerle birazcık baskılanmış. Ee, 65'ler 75'lere doğru gidişat daha da azalmış ama 75'lerden sonra tekrar bir artış gözleniyor. Ee, daha sonra hem eğitimler hem sağlıktaki gelişmelerden sonra da gittikçe azalan bir e, insidans e, durumu olmuş. E, şu anda e, çok eskiden 75'li yıllarda diyelim o artışların olduğu zaman da e, insidans olarak bakacak olursak yani yeni hasta sayısının 100 binde oranına bakacak olursak 172 iken günümüzde bu oran %24'lere kadar düşmüş durumda. Evet. Tabii ki hedef bunun daha da az olması. 100 yüzde onların altına indirmek, hatta mümkünse tabii ki tamamen yok etmek ama bu biraz daha uzun vadeli bir plan. Türkiye genelinde de 2011 sayı verilerine bakacak olursak yaklaşık 15.000 bir tüberküloz hastası var. Bunların %60'ı erkek, %40 civarı bayan hasta durumunda oluşmakta. Ee, yine yüzde %60'ı akciğer verem'i, geri kalanı ise genel olarak akciğer dışı organ tutumuna bağlı verem olarak tanımlıyoruz. Burada da istatistik Olay, e, olarak 2000'li yılların e, görebilirsek, 2000'li yılların seyrini görüyoruz. Gittikçe m, azalan, Azizlik. 2005'ten itibaren e, başlanmış ve gittikçe azalan, 2011 itibariyle de 15 binlerde bir şey var, e, tüberküloz hasta evet. şeyimiz var her yıl. Aziz. Şimdi burada anladığım hmm. kadarıyla, e, Tabi burada sayı istenen rakama gelmiş değil daha. Değil hayır daha da az olması gerekiyor tabi. Çünkü e, bir ara tabi o verem savaş dispanserlerinin ilk ortaya çıktığı dönemlerde evet. çok ciddi bir mücadeleler yapıldı. Ve evet. o 50'li yıllarda birinci derece ölüm sebebi olan veya çok ciddi yaygın olan bir hastalık e, gerçekten azaltıldı belki ama hı hı. şu an tabi istenen mümkün olduğu kadar Güzel bunu de sıfırlamak belki değil, değil Tabi mümkünse yani en güzeli o sıfırlamak gelişmiş batı ülkelerindeki evet. düzeylere düzeylere indirmek. Evet, Tabii evet. sağlıkta artık biz Avrupa ile yarışıyoruz evet. bu çok konuda. Niçin olmasın? Yani aslında Tabii. bu ciddi bir eğitimle de Tabii. belki çok rahat olabilir. Evet, evet. Peki e, tüberküloz e, hastalığıyla hastalığı ile ilgili Hı -hı. Ee, başka vereceğimiz evet. belirt bilgiler var herhalde, var. onları slayt ee, de evet herhalde. Evet, slaytla da göstermek istiyorum. Yine elektron mikroskobik olarak görüntüsünü görmekteyiz ee, sağ alt köşede. Gerçek bir e, büyümüş büyüterek bakılan bir görüntü tabii ki. Gerçek bir e, mikrobaktörüm tiberkülozüs denilen veren mikrobunun görüntüsünü görmekteyiz yukarıdaki şematik bir şekil. Ee, Evet. Bu Şimdi şekilde yani. e, bu sonuçta bir bakteri. Bakteri, evet. E, ve e, bu bakteri değişik yollarla bulaşıyor. Bulaşıyor, Hı -hı. önemli olan bu bulaşma yollarını bilmek. Bilmek. E, çünkü e, o korumada biraz sonra belki konuşacağız çok önemli bir şekilde e, insanların dikkat etmesi gereken bir yol evet. olacak. Hangi yollarla bulaşıyor evet. e, tüberküloz? Şimdi özellikle veren bir hani akciğer verimi olarak ağırlıklı Hı -hı. durmak istiyorum hani göğüs hastalıkları ekimi olarak. Ee, akciğer e, verem'i e, tabii ki verem hastası bir kaynak oluşturuyor diğer insanlar için. E, bu kaynak insandan e, öksürük özellikle işte hapşırma, aksırık gibi yollarla özellikle bu yollarla bulaş oluyor, e, sağlam insanı bulaş oluyor. E, buna hani sağlam insana bulaş olduğu zaman genelde enfekte olarak bakıyoruz e, ve her yıl bir tüberküloz hastası. E, bulaştırıcılığı her yıl yaklaşık 10-15 kişiyi bulaştırıcı olarak bakılıyor. Yani her yıl bir tüberküloz hastası yani aktif biraz, bir hasta kişi, 10-15 kişiyi 10 bulaştırabilir kişiye ortalama. Bu Solunum yoluyla çok evet, rahat bulaştırabilir. Diyorsunuz. Evet. E, bulaştırdığı zaman karşıdaki kişide hemen hastalık ortaya çıkmıyor. Hı -hı. Karşıdaki kişiyi enfekte olarak kabul ediyoruz Hı -hı. biz. Ha, enfekte olan hasta ilk bir yıl içinde, enfekte olan kişilerin ilk bir yıl içinde yüzde beşi kadarı hastalık seyrine girebilir ve hastalığı gösterebilir. Hı hı. E, iki yıl Bir yüzde beşi kadarı da e, iki yıldan sonra enfekte olmuştur. Yani o mikrobu vücuduna almıştır ama hastalık yoktur. İki yıldan sonra ortaya çıkabilir e, bu oran ve toplam enfekte olan bir kişi yani bu mikrobu bulaştırıcı kişiden almış bir kişi... Ee, genel olarak %10 olasılıkla hastalık gelişebilir. Ya ilk 1-2 yılda ya 2 yıldan sonra gelişebilir hastalık. Ya da %90'ında enfekte olarak kalır. Herhangi bir hastalık ortaya çıkmayabilir. Ama o mikrobu almıştır vücuduna. O şekildedir. Yani enfekte dediğim terim hasta mikrobu insanın vücuduna almış olması. Ama evet. hastalığın olmaması. Evet şöyle bir sonuç çıkarıyoruz o zaman. Her e, tümelkülozlu hasta bir yıl boyunca 10-15 kişiye bulaştırıyor. Evet. Ama bu her enfekte %10. olan kişi Hı -hı. Hastalığı yaşamayabiliyor. Yaşamayabilir. Tabii çeşitli risk faktörleri var bu hastalığın ortaya çıkmasında. Onlardan bahsedecek olursak hı hı. mesela e, çocuklar özellikle 5 yaş altı çocuklar bu risk faktörlerinde çocuklar hı hı. da çok daha kolay yaşıyor. Gerek e, gelişim aşamasında olması, bağışıklık sisteminin e, tamamlanmamış olması vesilesiyle. Onun dışında bağışıklığı baskılayan e, HIV dediğimiz HIV enfeksiyonu hı hı. yani AIDS e, hı hı. olarak söyleyeyim. AIDS'li e, hastalar. Çünkü çok kolay açıktır ve bağışıklığı baskılanmış olduğu için hastalık Hiv ortaya çıkabilir. Yine hastalarında zaten bağışıklık mekanizması çöktüğü için çökmüştür. Evet. Onlarda çok evet. daha kolay ortaya, kolay ortaya herhalde. çıkar. Ee, yine işte diyabettir, e, kronik böbrek yetmezliğidir, e, çeşitli manilitelerdir, e, çeşitli kanser hastalarında bu hastalık çok daha kolay ortaya çıkabilir. Ya da ideal vücut ağırlığının %90'ın altında olan yani vücut ağırlığı da önemli. Hani kaşektik diye tanımladığımız çok zayıf insanlarda, vücudu düşkün insanlarda da bu hastalık kolaylıkla ortaya çıkabilir mikroba aldıktan sonra. Sigara içenler yine ilaç madde bağımlılıklarında da bu hastalık ortaya çıkabilir tabii ki. Şimdi tabii şişmanlık obezite iyi değil ama çok zayıflık çok da, da bu değil. anlamda iyi değil evet. <laughs> Çünkü çok zayıf olan evet. kişilerde hı hı. vücut direnci de düşüyor. düşüyor. Maalesef. Ona önemli olan evet. o ideal kilolarda kalabilmek. Evet. Tabii sigaranın her zaman olduğu gibi birçok hastalık olduğu, olduğu gibi burada da gibi. Evet. bir kolaylaştırıcı, bu hastalık kolaylaştırıcı bir şey var anladığım kadarıyla. Evet. Ee, tanısında e, tabii siz göğüs hastalıkları uzmanı olarak e, hastanenizde bu tarz hastalarla karşılaşıyorsunuz. Tabii. Ki. E, ne tarz şikayetlerle geliyorlar? Evet. E, bunları tabii e, şikayetlere göre ayırabiliyor muyuz? Hı hı. Ve daha sonra şüphelendiğiniz zaman ne Neler gibi tetik e, e, yapıyorsunuz? efendim? Hastalar genelde belli başlı semptomları var tabii. E, geldiğinde işte öksürük. E, hı mesela 3 haftaya geçen e, kronik öksürük olarak tanımladığımız e, öksürükler. Ee, balgam beraberinde olabilir. Nefes darlığı şikayeti olabilir. İşte göğüs ağrısı olabilir. Ee, ses kısıklığı olabilir. Ve kan tükürme. Hani klasik bu Türk filmlerinde falan böyle hani peçeteye, değil kır, mi? beyaz bir peçeteye bir kan tükürür. Evet. İnci hastalıktır, verem hastalığıdır. Hani bunlar alarm olması o, gereken Hüya durumlar Koçu kişinin. Için eski evet, filmlerinde evet, vardı değil bilirsiniz. mi? O şekilde evet. Bir şey evet. Sun'la beraber yalnız evet, hatırlamıyorsam. <laughs> evet. Bir film vardı. Evet. Hı -hı. Orada da hemen böyle bir kan tükürme olayı vardır. Zaten özellikle kan tükürme e, bize hastayı getiren önemli semptomlardan biri. Ama tabii e, bizim için bunlardan saydıklarından herhangi biri diye söyleyelim. Bu gibi semptomlarla geliyorlar. Ondan sonra ateş Hı. olabiliyor. Gece terlemeleri olabiliyor. İşte o kadar terliyor ki iç çamaşırlarını hani Normal değiştirecek kadar terleme. Evet çok fazla bir terlemeden bahsediyorum. Yine iştahsızlık ve kilo kaybı, halsizlik, yorgunlukla gelebiliyor. Ee, ya da işte eğer akciğer dışında bir e, ak, verem bulgusu varsa hı hı. atıyorum e, mesela e, idrar yolları böbrekle ilgili ise kanlı idrar yapma hı hı. ya da işte bezelerde bir verem mikrobu varsa bezelerde bir şişlik gibi ya da eklem veremi olabilir. Eklemlerde bir ağrı şişlik olabilir mesela bu tip şikayetlerle gelebiliyorlar bize. Şimdi kanlı balgam bir şekilde evet. hastaları e, şeye getiriyordur. Hastaneye getiriyordur. Getiriyor, Çünkü kan, herkesin korktuğu bir olay. Bir şey, evet. Bizim genel cerrahide de işte kan dışkılama oldu hemen görürler. Evet, Aslında kanamanın erken olması bir avantaj tanı koydurmak açısından. Tabii açısından. tabii tanı koymak açısından Her zaman bir kanama avantaj. ilk belirtilerden olmuyor. Dediğiniz gibi işte terleme olabilir. Tabii. öksürük Ama her halükarda geçmeyen Uzun süren bir öksürük Öksürükte değil mi? muhakkak. Terlemeler bir şekilde tabi, size gelmelerinde fayda var. Aynen öyle. Evet, evet kanlı bakımda mutlaka gelmeliler. Zaten geliyor geliyorlar. Geliyorlar da evet. Ama, ama, ama diğerlerinde ihmal etmek gerekiyor. Öksürük özellikle ihmal edilebiliyor. Çünkü evet. işte bunu sanki basit bir grip enfeksiyonu hı -hı, gibi değerlendirilebiliyor. Hı -hı, hı -hı. Veya öyle başlıyor belki gerçekten. Evet. Ama sonradan eğer uzun sürerse ve hı -hı. geçmezse bunu... Evet araştırılması bakmak gerekebilir tabii. bir göz hastanesinde, göz hastalığı uzmanı gitmesinde veya dahiliye uzmanı gitmesinde fayda var herhalde. Hani konumuz değil ama sadece tüberküloz için değil de, muhakkak kanserler içinde bir tabii. ön bir şeydir kronik öksürükler. Onu bir muhakkak araştırılması gelmek, lazım. gelmesi Onu sizler araştırılması de gerek, gerekiyor. Evet. biraz sonra evet. konuşacağız. yapıyorsunuz zaten. Evet. Şimdi tabii bu klinik bulgularla geldi siz ondan sonra gelen kişiye bazı tahliller evet, yaptırıyorsunuz. Tahliller yapıyoruz diye. tabii. Bunlar nelerdir ee, Şimdi e, klinik bulgularla geldi hasta. Bizim için hani olmazsa olmaz bir röntgen durumumuz var. Röntgen çekiyoruz. Hı -hı. Onun dışında e, balgam tahlili çok önemli bizim Hı -hı. için. Çünkü verem e, tüberküloz hastalığının yani verem hastalığının tanısı balgamda o mikrobu ki daha önce göstermiştim yine göstereceğim size görsel olarak o mikrobun varlığını göstermek. Eğer balgamda saptıyorsak bir de biz bunu e, hani hemen o anda diyoruz ki balgamda mikrop gördük, verem mikrobu. Hani siz tüberkülozsunuz diyoruz genelde ama kesin tanısı da altın standart olarak e, tüberküloz kültürü dediğimiz Yaklaşık bir buçuk aya sonuçlanan kesin sonuç veren sonuçtur. Evet. Ama hani bir buçuk ay bekliyor muyuz? Tabii Biraz, ki beklemiyoruz evet, biz hasta için. Çünkü. Hani balgamda saplıyorsak yayma pozitif olarak biz tanımlıyoruz hmm. o hastamızı. Yayma pozitif yani mikrobu gördüğümüz tüberküloz, röntgen, klinik tabi hepsiyle bağdaştırarak bu tanıları koyuyoruz. Ondan sonra tüberküloz tedavisi başlıyoruz. Kültürde bizi genelde doğrulayan bir yaklaşım oluyor. Kültüre göre de ilaç başladığımız ilaçlara duyarlı mıdır değil midir hı -hı. onların da ayrıcı tanılarını yapıp doğru yolda mıyız, doğru ilaçları kullanıyor muyuz, hı -hı. E, hastanın kliniği ne durumda şeklinde hani sonradan sonradan yorumlarımıza katkı sağlıyor bu tip şeyler tabi. E, şurada gösterebilirsek evet, eğer yine. filmde, e, resimde hemen görme yine, şansımız hı -hı. olacak. Şöyle ha. göstereyim sol taraftaki sol üstteki yine balgamda görülen şu mor mor olan küçük küçük olan e, mikrobaktüren tüberküloz dediğimiz, onu da gösterebilirsiniz. He, Çok Aha. teşekkür ederim. E, tüberküloz dediğimiz basiller. He, buradaki ise, şuradaki ise e, tüberküloz kültürü, özellikle bu bizim altı standartımızdır. Tüberküloz kültürü, bu bu tüp olarak düşünün, bunlar tüptür, bunlar besi yeri. Tüpün içine bu balgam ekimi yapılıyor ve kültürde görebiliyorsa seyircilerimizi bilemiyorum. Böyle hafif krem renginde üremeler oluyor. Bu tüberküloz da. Basili gördük evet ve kültürde de üredi şeklinde yorum yapıyoruz. Burada daha yakın çekim olarak göstermek istedim üreyen bakterilerin görünümünü hani hafif krem renginde böyle incimsi gibi pürtüklü pürtüklü üremiş bakterileri, veren bakterilerini görebiliyoruz. Evet. Şimdi ikinci olarak da röntgenden bahsettim. Röntgen hı hı. bizim olmazsa olmazımız. Yine göstermek istiyorum seyircilerimize özellikle... Sol taraftaki şu kalemle gösterdiğim normal bir akciğer grafisi. En azından farkı anlasınlar diye. İşte her iki akciğer, kalp gölgesi, havalanmaları var. Normal bir yapı, normal bir sağlıklı bir ilişkinin akciğer grafisi. Bu ise Tüberküloz hastasının akciğer grafisi farkı görüyorsunuz aynı bölgelere baktığımızda bir burada bir kaviter bir imaj seviyelenmesi var İçinde biz non homojen dansit olarak yorumluyoruz bunları infiltrasyon olarak tanımladığımız görüntüler yani patolojik olarak tanımladığımız şey bu yapı ve yine aynı şekilde gördüğünüz gibi sol tarafta da sol akciğer burası. Solak ciğerde de yine tekrar tüberküloza bağlı tomurcuklanmış ağaç görünümü de olabilir. Gerçi tomografik bir bulgudur bu ama ona evet. benzer infiltratif görünümleri görebiliyoruz. Yine hani sayıyı çoğaltırsak daha da akılda Tabii. kalıcı olabilir. Çok güzel yine aynı şekilde tüberküloz hastası. Bakın burada bir kavite yok ama bir infiltrasyon var. Yani bu infiltrasyon kesinlikle bağdaşırsa. Çünkü bu infiltrasyonu gördüğümüzde e, her şeyi düşünebiliriz. Biz. Tüberküloz bunlardan biri. Zatüre bunlardan biri. İşte akciğer kanseri bunlardan biri en be evet. e, belli başlı hastalıklar. E, ama hani konumuz tüberküloz olduğu için tüberküloz olarak yorumlayacağım ben bunu. Hı -hı. E, sol tarafta da yine gördüğünüz gibi şeyler var. E, sol akciğerde. Yine bu hasta ee, muhtemel tüberküloz geçirmiş bir hasta hı hı. geçirince tüberkülozu bazen çok basit hafif izler kalabiliyor hastalar özellikle e, basit enfek çocukluk çağında mesela küçük izler kalabiliyor nodüller dediğimiz ama erişkinde genelde böyle bir hasar bırakarak geçiriyor evet, maalesef evet, evet. E, hastalarımız şeyini hastalıklarını hani bülöz kaviter geçirilmiş şeye bağlı akciğerde gördüğünüz gibi normal akciğerde de hatırlarsak havalanma vazife görmeyen alanlar bunlar. Boş keseler. Boş evet, keseler evet. olarak düşüneceksiniz. Şurada belki biraz havalanması var. Hani bu şekilde idare ediyor bu hasta. Artık solunumunu bu şekilde şey yapıyor. Tabii ki bu hastada solunum sıkıntısı yaratan önemli Hı -hı. faktörlerden biri. Hı -hı. Hani aktif olmayabilir. Aktif dediğim yani hali hazırda bulaştırıcı Hı -hı. bir hasta olmayabilir ama e, geçirmiş ve ona bağlı izleri olan ve ona bağlı olarak da artık bundan sonrası içinde bu şekilde gidecek ve sonum sıkıntısı her daim genelde yaşayacak bir hasta potansiyeli olmuş oluyor bu hastalarımızda da burada da ben hani hep fi, filmlerden şey yapıyoruz makroskopik evet. yani görsel gözümüzde gördüğümüz görüntülerden bahsedeceğim bu akciğer dokusu e, akciğer dokusunda bakın verem geçirmiş bu hasta e, ve verem geçirdiği zaman e, bir boş hani kavite Orası dediğimiz gibi değil mi uyulmuş. sanki? Evet, oyuk. Evet, oyuk olarak hı. düşünün. Ee, ve orada bir mantar topu var. Hani bu konumuz değil ama içinde mantar topu dediğimiz mantar hastalığı gelişebiliyor. Hı hı. Çok yatkın oluyorlar. Ee, ve aşırı abondan aşırı kanamalarla seyrediyor boğazı. Ağızdan kan gelmesiyle seyrediyor. Buna e, bağlı olarak yine hani çok kaba tabir ama hani hayvan akciğerini herkes biliyordur. Hani evet. aşağı yukarı insan akciğeri de pembedir işte reklamlarda falan bazen görürüz görmüşüzdür. Herkesin bilgisi vardır bu anlamda. Onunla hani hatırlayacak olursak görsel olarak bu da yine tüberküloz geçirmiş bir hastanın akciğeri. Yani bunun daha büyük pembe ee, daha volümlü, daha hacimli olması gerekirken gördüğünüz gibi büzüşmüş gibi, sanki bir tarafı evet. bir tarafı sönmüş gibi bir akciğer. Hı hı hı. Yine tüberküloza bağlı, geçirilmiş olabilir ee, ona bağlı bir e, akciğer görünüsü. Şurası ise bu da önemli. Bu no şey omurga, omurga olarak tanımlayalım. Evet, bu e, sırtımızdaki, elimizdeki kemikler. Delimizdeki de, kemikler, omurga. dediğimiz, evet. Kemikler. Evet. Omurga dediğimiz ha. kemikler. Omurga hani tüberküloza, omurga verimi de olabilir. Ki eski tarihlerde hani konumuzun başlangıcında da söylemiştim ben e, iskeletlerde bir takım evet. iskeletlerde buna ait verilerde görmüşler. Omurga tüberkülozunun bulgusu Hı. şu normal omurga yapısı şu üstteki koyu kahverengi alanlar. Ama gördüğünüz gibi sanki içinde böyle hava ya da böyle gözenek gözenek olan evet. daha böyle süngerimsi gibi diyelim bir yapı görüyorsunuz omurgada İşte bu. Pot hastalığı olarak tanımladığımız omurga vereminin omurgadaki görüntüsü evet. yani evet. görsel olarak görüntüsü hı hı. bu da hani önemli hı hı. omurga veremi de böyle bir şey o açıdan da özellikle göstermek istedim çarpıcı olması açısından bu şekilde. Evet. Şimdi tabii gerçekten akciğerde evet. akciğeri bir yerde dokusunu eritecek değil mi orada evet. ciddi bir boşluk oluşturacak kadar hasara uğratan bir hastalık sonuçta. Ee, tabii ilerlemiş aşamalarında. Önemli olan bu aşamaya getirmemek hı hı. ve bu aşamaya gelmeden tedavisini yapmak. Çünkü gördüğüm kadarıyla e, akciğer dokusunu neredeyse yok edecek kadar değil mi? Tam tabii, tabii İlerlemiş vakalarda tüm tabii, akciğer daha dokusunu tamamen ortadan tek, kaldıracak kadar. Tek akciğeri mesela bazen hasta geliyor geçirilmiş tüberküloz hı. diyoruz tanım olarak onlara aktif olmadığını gördüğümüzde geçirilmiş tüberküloz ama tek akciğeri tamamen yok. Bir akciğerle idare ediyor evet, hasta. Neredeyse akciğer dokusunu yiyip bitiriyor onu top. Evet, evet Harab olmuş akciğer olarak evet. tanımlıyoruz biz onu. Ee, kısa bir ara vereceğiz, daha sonra evet. devam edeceğiz. Sevgili evet. seyirciler kısa bir ara veriyoruz, daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili seyirciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam konuğum olan Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi doktorlarından göğüs hastalıkları uzmanı doktor Sayın Evrim Duman'la tüberküloz Verem hastalığı konusunu konuşuyoruz. Programımızın başında bahsettiğimiz gibi 6-12 Ocak tarihleri tüm dünyada ve ülkemizde evet. tüberküloz haftası olarak Kutlanmak kutlanıyor. Var. Çünkü tüberküloz geçmişten beri uzun yıllar, yüzyıllardan beri diyelim daha doğrusu evet. dünyada en sık görülen, en sık ölümlere yol açan hastalıklarında bir, bir tanesi. Olmuş zaman zaman. Tabii artık gelişen tıbbi teknolojiyle, hijyen koşullarının düzenmesiyle, ilaçlarla, Önemli ölçüde bu hastalıkta başa çıkılmış ama gene de zaman zaman bölgesel artmalar, ülkemizde de her ne kadar sayısı azalsa da görülen vakalar zaman zaman artabiliyor. Evet. O yüzden Sağlık Bakanlığı bu konuda tüberküloz hastalığıyla hiç gevşetmeden değil mi sıkı bir Kesinlikle. tedavi ve koruma ile ilgili hem işte hastanelerde gerekli tedbirlerini alıyor hem de eğitim çalışmalarına da evet. ara vermiyor. E, tabi biz de e, olarak e, bu konunun uzmanı olan göğüs hastalıkları uzmanı meslektaşım da bu konuyu sizlere tekrar önemini uygulamak amacıyla bu hafta dolayısıyla anlatmaya çalışıyoruz. Tabi doktor hanım e, belirtti e, en fazla solunum yoluyla bulaşıyor. Evet. En çok akciğerlerde görülüyor ama akciğerler dışında Birçok organda işte vertebra'lar dediğimiz omurgalarda, <laughs> böbreklerde. böbreklerde, beyinde. beyinde birçok yerde gördüğümüz, karaciğerde, Kare bağırsaklarda, ciğerde, bağırsak bağırsak biz genelci Bezelerde. Geçen bir arkadaşın evet. e, amonyatta laparoskopik kesi yaparken hı. gösterdi bize de. Hı hı. E, karın içinde bağırsaklar arasında hem sıvı hem de o tüberküloz odakları tarzında. Hı, hı. E, Halen e, bizlerde bazen akut karın dediğimiz acil karın ağrısıyla gelen hastalarda ...çok nadir de olsa... ...tüberküloza bağlı bağırsak perforasyonları da karşılaştığımız oluyor. Evet. Daha hala akılda tutmakta fayda var. Kesinlikle. Ee, tüberküloz sonuç olarak sıfırlanmış değil. Değil. Ee, dünyada da, ülkemizde de... ...ama bu konuda Sağlık Bakanlığı, göğüs hastalıkları hastaneleri... ...Verem Savaş dispanserleri hala çok ciddi... ...çalışmalar yapmaya devam ediyorlar. Tabii tanısına... ...doktor hanım... ...değinirken... E, ...özellikle akciğer grafisi... ...her ne kadar çok basit bir film gibi görünse de... Anladığım evet, kadarıyla çok şey tüberküloz tanısında <laughs> çok ciddi Önemli. değil mi sizin en büyük Kesinlikle. yardımcılarınızdan bir tanesi. Kesinlikle. Çünkü şimdi akta şu geliyor işte tomografiler var, MR'lar var. Evet. Belki bunları da gerektiği zaman kullanıyorsunuz ama ama en basitinden en başlamak en basitinden lazım ve olmazsa olmazı. E, kaldığınız belki tabii. işte kanser de olabilir mi, şu olabilir mi tarzında Dediğimiz ayrıcı tanımlarda. Tomografi de kullanıyorsunuzdur mutlaka. Tabii, ama tabii. hala anladığım kadarıyla akciğer grafisi evet. tek başına evet. E, Size çok büyük fikirler fikirler veriyor. Tabii. Onu güzel filmlerde evet. gösterdiniz zaten. Özellikle bizim branşımız için. Tabii tüm hastalıklar da geçerli. Gözleriniz ki. akciğer filmini çok daha evet. farklı görüyor ve tipik bir akciğer tüberkülozu çok rahat tadıma evet. şansınız oluyor. Ama onun dışında da işte bahsettiğiniz bazı klinik. yan şeyler var, Hı -hı. klinik var, işte belki o e, basili. Direkt görmek, onu gözle, evet. kültürde üretmek, üretmek gibi. Evet. Şimdi bir de tüberkülün deri testi denen, çok eskiden evet. beri kullanılan, evet. verem savaş dispanserlerinin çok eskiden beri kullandığı, dörmek, kollarımızda izleri, geçmişte yapılanların izleri duruyor bildiğim kadarıyla. Evet, evet. O da hani şey daha çok BCG aşısı BCG izleri aşısı var. Ile ee, belki ama Ama ha? şey hani halk arasında verem testi falan diyorlar. Evet, bize halk hocam arasında bize diyor, geliyorlar mesela burada verem testi yapılıyor mu gibilerden, verem testi olacağım diye. Tabii bu hani verem testi değil aslında. Doğru tanımı bu değil. Evet. Tüberkülün cilt testi. E, o farklı bir şey tabii. E, Tüberkülün cilt testi hani PPD olarak diyoruz. Hı hı. Özellikle tüberküloz basininin e, bir takım antijenik bileşenlerinin e, deri içine e, basit bir enjeksiyonla verilmesiyle e, oluşan e, ve buradaki reaksiyona göre de e, kişinin hasta olduğunu değil, verem olduğunu değil bu mikropla vücudunun karşılaştığını gösteren bir reaksiyon. Öyle o zaman diyelim. burada bu tüberkülon testini de evet. görülüyor. Evet slide'ları da ee, göster, gösterirsek. Orada yapmaktaki amaç evet. bu mikropla evet. karşılaşıp karşılaşmadığını anlıyorsunuz. Evet. Nerede işe yarıyor verem, bu? Veram olduğunu göstermiyor. Yani mesela özellikle hani taramalarda uyguluyoruz. Diyelim Hı? ki e, koruyucu tedavi vereceğiz. E, Ailede tüberküloz hastası var. Ee, bu tip durumlarda hani bu koruyucu tedavinin belli bir e, tüberkülozjit testinin yorumu var tabii ki. Tabii. E bu yoruma göre e, koruyucu tedavi vereceğimiz durumlarda da işe yarıyor. Hı -hı. Kişinin özellikle vurguluyorum verem testi olarak biliniyor ama aslında verem hastalığını göstermiyor. Kişinin bu basille enfekte olduğunu gösteriyor. Mesela e, Atıyorum biz göğüs hastalıkları hekimiyiz. Sağlık çalışanlarımız var, hemşirelerimiz var, yardımcı Hı -hı. sağlık personelimiz var. En riskli gruplardan birisiyiz bu açıdan. Çünkü hastalıkla direkt temas ediyoruz. Tanı koyarken temas ediyoruz. Bilmeden sonuçta nefes alıp ver, öksür diyoruz. Hı -hı. Hani gerek bazen yüzümüze bile öksürdükleri oluyor. Yani evet, diyelim ki gale eti. Dolayısıyla o, o mikrop hani bizde yapsanız diyelim ki cilt testini bende yapsanız kesinlikle pozitif çıkacaktır. Hı hı. Ya da o göğüs hastanesinde çalışan bir e, hemşire arkadaşla yapsanız pozitif çıkacaktır ama bu bizim enfekte olduğumuzu göstermesi hiçbir zaman orada orada, orada çalışan kişinin bu basili biz görmüşüz. Vücudumuz bu basili tanıyor. Evet. Ama bir zaman gelir e, yani başka sıkıntılar olur, başka şeyler olursa hani reaksiyonel hastalık ortaya çıkabilir ama şu anda enfekte olduğunu gösteren bir durum. Hı hı. Burada da gördüğümüz gibi Yine sol tarafta özellikle gösterirsek yine hani hı hı. tüberkülün deri testi dediğimiz cilt testinin uygulanışını görüyorsunuz küçük bir enjektörle böyle deri içine şöyle kabarcık olacak şekilde hı hı. bir şey yapılıyor enjeksiyon yapılıyor ve yaklaşık 2-3 gün sonra 72 saat sonra bu okunuyor okunan kısım tabii ki bu burada bir reaksiyon oluştuğu için evet bu antijene karşı tüberküloz basini tanıdığı için vücut çünkü enfekte yani o basili görmüş vücut o antijeni de tanıyorum diyor burada reaksiyonla. Onun yanıtı o kabaca. Ee, kızarıklık olabilir, işte endürasyon dediğimiz şişlikler olabilir, kabarıklıklar olabilir diyelim. Biz kabarıklık çapını ölçüyoruz. O çapa göre de e, nedir, ne değildir, pozitif midir, negatif midir? Kişi bu basiliyle karşılaşmış mı, vücudu bu mikrobu tanıyor mu, tanımıyor mu diye bir yorum yapıyoruz. Evet. Kesinlikle özellikle vurguluyorum hastalığı göstermez. Ee, burada da hani değerleri özellikle söyleyecek olursak normal e, aşılı hani çocuklukta vurulan BCG aşısı vardır. Hı hı. E, aşılı insanlar için sağlık 15 milimetre ve üzeri pozitif kabul edilir. E, aşısız insanlar için de 10 milimetre ve üzeri pozitif kabul edilir. E, ama bağışıklı baskılanmış insanların içinde 5 milimetre daha aza indiriyoruz ki sonuçta bağışıklı baskılanmış bir insan 5 milimetreye mm bile pozitif kabul edip ona göre işte koruyucu tedavi verelim mi vermeyelim mi aşamasında hı hı. karar vermemize yardımcı oluyor bu test. O şekilde söyleyelim yani. Evet. Böyle. Şimdi burada sonuçta yapılan tüberkülün testine göre evet. e, kişi bakteriyle yani tüberküloz mikrobuyla Karşılaşmış. karşılaşmışsa hı hı. ona göre e, tedaviye yön veriyorsunuz yön ve e, o sizi yönlendiriyor gerçekten. Evet. E, bunu tabii göğüs hastalıkları hastanelerinde olduğu gibi Verem savaş, savaş dispanserleri de, de, de yapılıyor. Evet. Türkiye'de hala ülkemizde Verem Savaş Dispanserleri de aktif olarak aktif çalışıyor. Olarak çalışıyor. Kesinlikle onların aktif olarak kesinlikle dokunulmadığı evet. onların Yine o eski görevleri devam, devam ediyor. Tabii. Şimdi, Şimdi onlar burada e, tabii onlar gerçekten çok ciddi zamanında muzdade ede görev yapmış olan evet. e, kurumlar. Şimdi e, bu tüberküloz hastasıyla karşılaştınız, evet. artık onun tanısını koydunuz. Hı -hı. Bunu e, ne yapıyorsunuz? Şimdi burada her zaman. E, yatmak gerektir, yatırmak gerekmiyor bildiğim Yok, kadarıyla. Yok gerekmiyor tabii her hastaya Bunun bir ilaç tedavisi aşaması var. Evet. Bu bildirimi zorunlu da bir hastalık zorunlu. bildiğim kadarıyla. Zorunlu kesinlikle Hı -hı. zorunlu bir hastalık. Yani bildirimi zorunlu hastalıklardan birisi. Niye? Çünkü halk sağlığı bir pro, halk sağlığı problemi yani. Hı -hı. Hani kişi ben tedavi olmak istemiyorum deme lüksüne de sahip evet. değil. Hani gerekirse bize hep öğrencilikte de anlatılır. Halen de öyle bir yaptırımı vardır var ıı, sonuçta. Hani kolluk kuvvetleriyle gidip Hı -hı. bulacaksınız hastayı getireceksiniz ve tedavi edeceksiniz. Çünkü sadece kişi kendi sağlığına olmuyor. Başka insanları Aynen da, da öyle. bulaştırabildiği Tabii. için çevresini beraber kaldığı insanları halkın sağlığına tehdit ettiği için evet. hem bildirim zorunlu hem de mecburen tedavi olmak zorunda. Evet. Öyle ya da böyle bir şekilde. Kişi ben e, olmak istemiyorum e, demenin hakkına sahip. Sahip değil, değil. maalesef. Yani tabii. bunda öyle bir hakkı yok hastanın. Ama tabii öyle burada değil. amaç o kişiyi anlatarak bu şey zaten tabii. şu anki amacımız da o. Onun amacı tabii, da tabii, o. Tabii. Daha e, zorla getirmeden Kesinlikle. şimdi kendi gelip bunu zaten şey öyle yapmak. bir duruma hani e, genelde, genelde, rastlanmıyor <laughs> ya ben, rastlanmıyor. ben şu ana kadar öyle bir şey rastlanmadım evet. e, ve zaten hani bunun tedavisi de ücretsiz ha bir de öyle bir tabii, avantajı var tabii, ben tabii, onu tabii, biliyorum tabii. Geç, geçmiş yıllarda yaptığım programdan biliyorum evet. gerçi artık herkesin bir şekilde sosyal güvencesi var ama olmayan evet. grup da var, var tabii, Hala da var. var. En güzel avantajlarından bir tanesi de buna devlet de artık sahiplenmiş durumda. Kesinlikle, tabii. Kesinlikle ücretini de karşılıyor değil tabii, mi? Tabii, tabii ücretini de karşılıyor. Yani ücretsiz kişiyi tespit ettikten sonra diyelim ki yatış gerektirmeyen bir hasta diyelim ki mesela öyle durumlarda biz hemen şey yapıyoruz bildirimini yapıyoruz ya da yatırsak da problem değil hı hı. bildirimini yapıyoruz. Eee ilgili yerdeki işte dispansere kayıtlar gidiyor. Hı hı. Artık bilgisayar üzerinden bildirimler yapılıyor. Daha kolaylık var. Ondan sonra bulunduğu yerde ya da işte evine yakın bir yerde en yakın sağlık kuruluşu olarak verem savaş dispanserine gidip oradan kaydını oluyor temaslı taraması yapılıyor. Tabii kayıt olduktan sonra yakınları, onlara da daha sonra yine bahsedeceğim ben. Hı -hı. Temas taraması yapılıyor. Yakınları ilgili bir risk var mıdır? Sonra hastaya ücretsiz belli periyodik aralıklarla e, ilaçlar tahsis ediliyor. Kesinlikle evet. ücret alınmıyor bu konuda yani. Evet, o olabilir. şekilde. Bir kez daha vurgulamış olduk. Tabii. E, sosyal güvencesi Olmayanlar önemli. da. Burada herhangi bir yeşil karta veya e, olup olmasına bakılmadan evet. ücretleri devlet tarafından kesinlikle Çünkü toplumsal kesinlikle bir sağlık problemi. O yüzden şimdi orıyorum. bu ilaç tedavisinde e, nelere evet. dikkat ediyorsunuz? Onun evet. bazı herhalde kuralları var. Kuralları var. Tabii. Şimdi ilaç tedavisi deyince tüberküloz e, tedavi edilebilir bir hastalık. Bir de onu Hı -hı. da vurgulayalım. Hani eskiden veremden ölenler varmıştır. İşte e, Evet. Evet, ölümcül bir e, hastalık evet, gibi. Evet, ölümcül e, ince hastalık. Hani e, aman yaklaşmayalım hani bulaşıcıdır. Tabii bulaşıcı ama tedavi edilmesi e, mümkün olan bir hastalık. Tedavisi biraz zorlu. E, şöyle ki zorlu. E, hani süre olarak zorlu. 6 ay 6 evet. aylık bir süre. En az 6 ay. Bazı özel durumlarda 1 yıla kadar çıkabiliyor bunlar. 6 aylık bir süre ve hani şey birazcık çokça ilaç tutacak. Hani kaba tabirle eğer gösterebilirsek belli başlı böyle bir tüberküloz ilaç slaytı oluşturdum kendime göre. Hani avuç avuç ilaç tutacaksın diyoruz ama bu avuç avuç da hani bir yere kadar 2 evet. aylık bir tedavide böyle avuç avuç hani sonra 8 10 tane. Herhalde. Sonra 4 aylık tedavide de toplamda genel olarak 3 tane hap yutuyorsunuz her gün. Her gün alınması önemli. Eee ve Tabii ilk 6 başta ay boyunca. Bir başta 2 ay fazla diyorsunuz 2 ay birazcık fazla. Sonra azalıyor ama. Evet, birazcık fazla. Evet. Sonra azalıyor 4 ay boyunca. Ee, 3'er 3'er hani kabaca öyle oluyor genelde hmm. klasik tedavide. 3'er 3'er er ilaç tedavisi veriyoruz ee, ve muhakkak her gün alınmasını özellikle hmm. vurguluyoruz. Ee, ve bunun için özellikle Sağlık Bakanlığı e, gerek e, çok önemli vurguluyor. doğrudan gözetimli tedavi ki yine daha sonra bahsederiz ayrıntılı olarak <laughs> e, hastanın ilacını içip içmediğini bilmek gerekiyor ya yatıyorsa hemşire hastaya ilacı verecek gidecek değil. Hasta ilacın yuttuğunu görecek. Bir kendisi şekilde görecek. kendisi görecek. Hı. Ya da işte eve çıktıysa, taburcuysa dispanserden alıp hani gider gidip ben içerim anlamında Belki değil. Belki içmeyebilir ya da unutabilir. Tabii gayri ihtiyar unutabilir. Evet. Ya dispanser hemşire gidip alacak ya da işte kişinin en yakını olabilir. Hı. E, evde bulunan o kişiye görevlendirme yap, yapacağız. O kişi Gidecek işte anne ya da baba ne bileyim bu ilacı içeceksin bugünkü ilacın bu diye. Evet. Hani bir yaptırım Aha. Sü, tedavinin devamlılığı, tedavinin tamamlanması açısından bu çok önemli. Çünkü daha kötü durumlara yol açıyor, daha maliyetli durumlar ortaya çıkabiliyor. Ee, çok daha fazla problemler olabiliyor sonrası için. Tedavi edilmez, yarım kalırsa direnç gelişebiliyor mesela. Aha. O yüzden bunlar olmasın diye hem de hasta için hem de toplumsal için böyle kurallarımız var maalesef. Ve tedavi de genelde %95-99 başarılı oluyor. Özellikle doğrudan gözetimli tedavi protokolü olduktan sonra da tedavi başarısı çok belli oranlarda artmış durumda diyebiliriz. Ve tedaviye başlayan hasta için de özellikle şunu vurgulayayım. Genelde bizim kabul ettiğimiz tedavi altında olan hasta hani 2-3 hafta içerisinde bulaştırıcılığı genelde kayboluyor diye düşünüyoruz. O şekilde de bir şeyimiz var. Hani hasta yakınları açısından da bilgi olsun. Bulaştırıcılık olarak çevreye evet, evet. düzenli alıyorsa. Burada anladığım kadarıyla tedavi biraz uzun sürdüğü için evet ve çok ilaç İçildiği kullanmayı gerektirdiği için. için evet insanlarda bıkkınlık yaratma Aynen öyle. riski var. Tabii, tabii. Öyle olunca bir de bir süre sonra Belirtiler de azalınca insanların hepimizin doğası Aynen olan öyle bir şey öyle. var. Yani bunu biz diğer tedavide nasıl olsa iyi oldum. Artık ilaca gerek yok. yok. Bırakma eğilimi evet, de var. Evet, Bu evet, maalesef kesinlikle. çoğumuzda biz sağlıkçılarda bile başladığımız antibiyotiği tam bitirmeme gibi bir evet, alışkanlık evet, var. Evet, evet doğru diyorsunuz. Ee, bırakın bir haftalık 10 günlük bir tedavi bile tamamlayamıyoruz ki burada 6 sürmesi gereken altı bir ay tedavi var. Bir süre, evet. O yüzden... Uzun bir süre insan Kesinlikle. psikolojisini de Kesinlikle. bozabilecek bir süre bu. Evet, evet. Öyle olunca bakanlığın bu konuda çok üzerine durması gerçekten Gerek. haklı. Evet. Ve sizlerin çünkü insan Altay ay boyunca ilaç kullanması... Evet sadece eğitimle sadece işte e, ikna etmekle de olacak Olmuyor, bir şey değil, kontrolleri kontrol, evet, de evet, et, kontrol evet. etmek gerekecek. Evet eğitim. yani sizin vurgulamış olmanız da çok güzel. E, gerçekten dediğiniz sebeplerden dolayı zaten bu Hı -hı. doğrudan gözetimli evet. tedavi çıkmış yani... ki hasta tedavisini tamamlasın, eksiği kalmasın, hem kendine hem ailesine hem topluma bulaşıcı olmasın, Hı -hı. hem maliyeti azalsın, ölümler, sakatlıklar son bulsun. Ama önemli olan işte bunların hepsi için o 6 aylık süreci geçirmesi gerekiyor. İşte bunun içinde işte uzun süreli tedavi, unutkanlıklar, bıkkınlıklar, evet, psikolojik evet. sıkıntılar, o kadar ilaç yutmak evet. ki dediğiniz gibi yani en basitten her gün alacağınız mide ilacını bile bazen hani unuttuğunuz olabiliyor ki tabii bir ki, tane ilaçtan tabii bahsediyorum. Ki. Ben bir de 8-10 tane ilaç, 11 tane ilaçtan bahsediyorum 2 ay boyunca. Çok zahmetli. Tabii ki bu ilaçlar yan etkileri olan ilaçlar yani bu ama ha, de, su değil e, yani. belki daha sonra değineceğiz. Bir de işin o tarafı da var. Tabii, baş... tabii bunlar yetenekleri dolayısıyla kişileri bırakmaya da çok rahat Teş itebilecek yani itebilir, e evet, şeyler sıkıntılar değilmiş, e yaratabilir yaratabilir, yaratabilir. E çünkü o yönetkilerde belki bulantıdan tutun Kesinlikle. işte sarılığa kadar bulantı gider sarılık. Birçok ya, ya, e, ya da çok sıkı takip ediyorsunuz. Evet, tabii zaten ki. biz hastaya tedavi başlarken tedavinin özelliğini özellikle söylüyoruz. Bakın diyoruz işte bu 6 ay sürecek. 2 ay böyle ilaç içeceksiniz ama e, sabırlı olun. İşte bir takım eğitimler veriyoruz tabii ki. Hı -hı. 4 ayda böyle olacak. E, sonrasında hani hem kendiniz hem şey için, sağlık ve toplum için daha sağlıklı olacaktır. Bir takım yan etkiler olacaktır. Bulantı kusmalar olabilir ilk başlarda ama vücut buna tolerans gelişebilir. Ama diyelim ki işte sarılık çok artarsa Zaten kontrolleri çağırıyoruz. Biz hani hastaya al güle güle git kan 6 ay sonra gel demiyoruz. Zaman zaman Belli kan tahlilleri yapıyoruz. Seferde. Dispanser kontrolleri çağırıyor. Hı. Ayrıca biz kontrolleri çağırıyoruz. Hı. Dispanser periyodik olarak belli dönemlerde 2 ay bitiminde işte belli aralıklarla son dönemlerde falan bize yine yönlendiriyor hastayı. Herhangi bir yan etki olduğunda muhakkak gelin diyoruz. Yan etkileri anlatıyoruz. Evet, Vücutta evet. döküntüler olabilir, sarılık olabilir. İşte idrar renginde rifampisin dediğimiz ilaca bağlı hmm. geçici olarak bu bir çok yan etki olarak kabul etmeyelim ama bilişlendiriyoruz hastayı. Sarı ya da turuncu hmm. rengine dönebilir diyoruz. Hasta bildikten sonra bir takım şeylerin de bilincinde olunca rahat rahat kullanıyor genelde. Ama tabii ki bu çok önemli. Yani doğrudan gözetimli tedavi her zaman her zaman önemli. Çünkü evet. herkesin şeyi aynı alınmayabilir. Evet. O rifampisin deyince, rifosin, ampul evet. yani biz cerrahlar da biliyorsunuz onu lokal hocam. enfeksiyonlarda evet. ampulü oraya dökerek Hı -hı. kullanıyoruz. Gerçekten çok etkili bir ilaç. Hı -hı. Ve Kesinlikle. bizim o lokal enfeksiyonlarımızda tüberküloz olmasa bile diğer evet. ıı, muhtemelen bakterilere de etkisi var. Evet. Çok faydalandığımız bir ilaç evet. oluyor. Sizin ilaçlardan bir tanesi. Şimdi Tabi burada belki biraz sonra dinleyeceğiz. Bu tedaviyi bu şekilde 6 ay boyunca istikrarlı ve düzenli yapılmadığı takdirde hem hastalık geçmiyor. Geçmiyor. Direnç kazanıyor. Direnç kazanıyor. Evet. Ve tabii ki geçmeyince de hem akciğerin kaybına Neden ulaşıyor. Olabiliyor? Belki ileride gene konuşacağız. Akciğerde belki kanser gelişimine kadar giden Gidelim çok ciddi tablolar, tablolar oluşturabiliyor. Evet. Şimdi. Her hastayı yatırmıyoruz. Tabii, Tabii önce ayaktan veren savaş dispanserlerinde ve siz takip evet, ediyorsunuz. Evet. Ama Bazı hastaları herhalde yatırmak zorunda kalıyorsunuz. Abi. Yani hangi özellikle hani e, mesela ARB pozitif yani e, balgamda ARB e, bakteri saptıyorsak hani bulaştırıcı olduğu için ilk tanılarda genelde yatırıyoruz Hı -hı. ama e, diyelim ki beze tüberkülozu geldi. Hani çok çevreye bulaştınız evet. yok. Bezelerinde tüberküloz var olabiliyor. Hani bu tip hastalar genel durumu iyiyse mesela yatırmıyoruz. Ya da ne bileyim işte e, diyabeti var, böbrek yetmezliği var, karaciğer hastalığı var. Sonuçta hani ilaç tutuyor diyoruz böbrekte, karaciğerde sıkıntı oluşturabilir. Bunu yakın olarak gözlemek gerekiyor. O tip hastaları yatırabiliyoruz. Genel durumu bozuk, düşkün hı hı, hastalar, hı. hem beslenmesi hem tedavisinin alımı için yatırıyoruz. Ne bileyim önemli menenjit tüberküloz, yani beyin tüberkülozu hı hı. dediğimiz durumlarda ya da abondan aşırı kanama dediğimiz durumlarda yatırıyoruz. Gözümüzün önünde olsun, tedaviye hı hı, yanıtını hı. değerlendirelim diye. Alerjik bir durum, ilaç alerjisi mesela hastaya gidiyor, ilaç alerjisi yatırmıyoruz Tabii. ama ilaç alerjisi geliyor. O zaman yatırabiliyoruz takip etmek için. İşte karaciğer enzimleri dediğimiz durumlarda yükseldiği zaman sarılıkları çok olduğu zaman takiplerde hastayı alıyoruz yatırıyoruz ilaçlarını kesiyoruz tekrar başlıyoruz. Bir takım e, rejimler var onları tekrar sırayla başlıyoruz karaciğer kan kontrollerini yapıyoruz şudur budur o tip durumlarda. Bakım hastalarıysa evsizse mesela hani verene edeni yok ilaca a, belki gidemeyecek durumda o tip Tabii. hastaları genelde yatırarak takip etmeyi düşünüyoruz. E, şey yapıyoruz yani istiyoruz bir de dediğim gibi bulaştırıcı olarak düşündüğümüz hastalıklar hem toplumdan izolasyon için hem de tedavisine başlayıp hani bu anlamda da yatırarak takip etmeyi uygun görüyoruz tabii ki. Evet. Şimdi burada e, tabii özellikle düzenli ilaç kullanmayanlarda evet. ara verenlerde evet. veya belki e, Kişinin yapısına bağlı olarak da oluşabilir, direnç oluşturduğu da oluyordur. Evet, evet. Ee, ne yapıyorsunuz bu durumlarda? yani hangi durumlarda direnç daha çok Tabii, gelişiyor? Bu çok önemli. Dediğiniz gibi eğer yarım kalmış bir tedavi varsa, yani tedavi tamamlamadıysa, Hı -hı. ya da baştan beri bazen e, dirençli tüberküloz olabiliyor. Çünkü biz bunu hani demiştik, bahsetmiştik, balgamı e, alıyoruz, mikroskopik olarak inceliyoruz, mikrobu görüyoruz, kültür ekiyoruz. Bir de kültür ektikten sonra verdiğimiz klasik birinci basamak tüberküloz tedavisine Hı -hı. E, ilaçlarına duyarlı mıdır bu mikrop? diye evet. kontrol ediyoruz. Evet. Duyarlıysa tamam aynı şekilde evet. devam ediyoruz. Genelde duyarlı çıkıyor ama çok nadir baştan dirençle çıkabiliyor. Mesela evet. dünya geneline baktığımızda, çok ilaca direnç durumuna baktığımızda genel olarak yeni tanı konmuş vakalarda %4 oranında bir e, çit TB dediğimiz kabaca evet. çok ilaca dirençli TB olmuş olabiliyor ya da tedavi görmüş daha önce tedavi görmüş hmm. hastalarda bu oran daha yüksek olabiliyor. Türkiye için %20'lere kadar varabiliyor dünya genelinde. Türkiye için de hani yeni vaka olarak algıladığımızda %1 civarında tedavi görmüş vakalarda %11'lere kadar çıkıyor. Bu durumlarda tabii ki bunların özel merkezleri var. Yani çok ilacı dirençli tüberkülozun. İşte izoniazid ve rifampisin dediğimiz özellikle belli başlı temel ilaçlarından biridir tüberkülozun ikisidir. Evet. Bunlara direnç varsa çok ilacı dirençli tüberküloz olarak kabul Hı -hı. ediyoruz. Ee, bu hastaları biz e, burada takip etmiyoruz. Özel yerler var yani ha, o... Türkiye'de özel yerlerde takip ediliyor evet. çünkü daha uzun süreli bir tedavi gerekiyor ve birinci basamak grup dediğimiz klasik Verem ilaçlarından farklı bir grup farklı Hı -hı. tedaviler gerekiyor. Başka alternatif ilaçlarınız var mı? Evet yani. farklı alternatif ikinci basamak ve daha farklı Hı -hı. alternatif ilaçlar var tüberküloz tedavisinde. Daha zahmetli gerekirse damar yolundan gerekirse intramusküler enjeksiyonlarla verilen tüberküloz tedavileri. Bunlar da Türkiye geneline bakacak olursak İzmir Suat Seren Göğüs Hastanesi Hı -hı. özellikle oraya yönlendiriyoruz Hı -hı. hastayı sevk ediyoruz. İşte e, Ankara Atatürk, e, yine 7 Kule, e, hastanesi, Süreyya Paşa e, gibi hastaneler, özel yerlerde bu çok ilaca dirençli hastalar e, yönlendiriyoruz. En yakın yerlere gidip orada ta takip ediliyor. Orada özel merkezlerde takibi gerekiyor. Anladım. Kural da böyle. Yani. Şimdi tabii belki tüberküloz tedavisinin en güzel taraflarından bir tanesi ağızdan alınan ilaçlarla hı hı. tedavi olabilmesi. Evet. Çünkü e, mesela kanser biz tabii cerrahlar kanserle daha çok uğraşıyoruz hı hı. kanserde öyle bir sıkıntı var her şeyi ağızdan ilaçlara tedavi edemiyorsunuz hı hı. orada serum içinde veya işte enjeksiyon halinde vermeniz gereken birçok ilaç var halbuki çok mevcut kalmayınca direnç oluşmayınca gördüğüm kadarıyla tüberkülozun önemli bir kesimini düzenli kullanmak şartı ilaçlarını Kesinlikle. ağızdan belki biraz ilaç sayısı fazla ama sonuçta tedavi edebiliyorsunuz evet. kısa bir ara vereceğiz sonra devam tamam. edeceğiz Sevgili seyirciler, seyirciler kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam konuğum olan Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Hastalıkları Doktorları Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Sayın Evrim Duman'la tüberküloz haftası dolayısıyla tüberküloz hastalığını e, siz seyircilerimize tekrar e, anlatmaya çalışıyoruz. E, programın birinci ve 2. bölümünde Doktor Hanım, Doktor Evrim Hanım tüberküloz hastalığının tüm dünyada ve ülkemizde hala bir halk sağlığı problemi olduğunu, bu yüzden bakanlığımızın da bu konuda hiç gevşetmeden, ara vermeden eğitimlere ve halkı bilinçlendirme çalışmalarına devam ettiğini özellikle vurguladı. Bu haftada işte 6-12 Ocak ülkemizde, dünyada ülkemizde bu nedenle siz seyircilerimizi ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla göğüs hastalıkları hastanesi de ve sağlık müdürlüğü de eğitim çalışmalarına devam ediyor. Tabii tüberküloz hastalığının bulaşma özelliği olan bir hastalık olduğunu vurguladık. Evet. Solunum yolu yoluyla özellikle çok rahat bulaşabiliyor. O yüzden çok rahat dağılabiliyor. Bu nedenle tüberküloz tedavisi konan hastaların çok dikkatli tedavi edilmesi gerekiyor ve doktor hanım özellikle Evrim Hanım 6 ayı bulan uzun süreli evet. aksatmadan bir tedavi gerektirdiğini Gerektiyor. vurguladı. Tabi altay 6 ay uzun bir süre olduğu için de bunun zaman zaman aksatılabildiği Hı -hı. E, söz konusu. Bunu e, fark eden bakanlık, belki dünyada da öyle bilemiyorum, Hı -hı. bu konuda çok daha aktif, etkin bir tedavi e, uyguluyor son yıllarda bildiğin kadarıyla. Evet, bunun evet. adına da doğrudan gözetimli tedavi. tedavi diyoruz. Evet. Şimdi Hı -hı. bunu anlatacaksınız. Çünkü evet. buna niye gerek duyuldu? E, burada prensip nedir? Hem göğüs hastalıkları hastanesi hem de veren savaş dispanseri bildiğim kadarıyla bunu Hı -hı. götürüyor. Organize ediyoruz. Mı? Neden yapılıyor dediğim gibi, neden böyle bir tedavi gerek ve nasıl evet. yapılıyor onu bir kısaca evet. özetleyelim isterseniz. Evet, dediğimiz gibi yani tüberküloz hani, halk sağlığı olan bir problem, toplumsal bir hastalık. Hı -hı. Dolayısıyla tedavi edilmesi gereken bir durum ve tedavi edilebilir bir hastalık. Hı -hı. Tabii sonuçta Do tedavi edilebilir bir, hastalık. bir tanesi Evet, o. Evet, edilebilir bir hastalık. Ee, özellikle doğrudan gözetimli tedavi şöyle e, hastanın e, uzun süreli bir tedavi olduğu için 6 ay süren ve çok kalabalık dediğimiz çoklu avuç dolusu hani biz öyle tabir uh -huh. ediyoruz hasta ilaç içtiği için ve her gün her gün bu ilaçları almak durumunda olduğu için uh -huh. hastada bir hem psikolojik olarak sıkıntı yaratıyor hem bazen unutkanlıklar olabiliyor hem Bıklı tedavide aks aksamalıklar olabiliyor işte bir takım yan etkileri olabilirse e, tedavi terk edebiliyor veya da önemini tam kavrayamayabiliyor uh -huh. hasta. Uh -huh. Bunlardan dolayı yola çıkılan ve hastanın 6 ay boyunca klasik tüberküloz tedavisini alması için, düzenli alması için programlanmış programlanmış bir durum. Tüm dünyada yapılıyor. Ülkemizde de yapılıyor doğrudan gözetimli tedavi. Yani amaç her gün hastanın ilaç ilacını aldığını bilinmesi. Evet. Bu ya sağlık çalışanı kişiye ilacı yutturarak ve görerek yuttuğunu yapılabilir. Ya da gönüllü olabilir kişinin ailesinin aile ferdi olabilir, herhangi bir aile ferdi olabilir. Bu kişiye görevlendirme yapılabilir. O ilacı yuttuğuna dair e, hem veren e, savaş dispanserlerine hem e, gerektiğinde bize e, bilgi vermesi ne dayalı bir e, yöntem e, özellikle. Çünkü e, hani bu tedavi 6 ay hani uzun süre ama basit ilaçlara tedavi edilebilirken diyelim ki edilmediğini düşünürsek ya da yarım kaldığını düşünürsek ilaç direnci dediğimiz ki daha önce de bahsettik durumlar geliştiğinde bu sefer hem daha masraflı hem hasta için daha külfetli ve daha zahmetli ilaçlar evet. ve daha e, her yerde olabilecek değil belli özel yerlerdeki daha önce de saymıştım adını oralarda tedavi olabilecek e, bir, bir duruma geliyor ki biz bunu hem hasta için hem kendimiz için istemiyoruz. Ee, yine şurada görsel evet, olarak yine gösterebilirsek eğer var. Biraz küçük ama şurada mesela klasik tüberküloz hani hastasının tedavisi. Şurada bir bakın poşet içinde işte atıyorum 8-9 tane hap var. Şu ise diyelim ki tedavi tamamlamadı, yarım bıraktı çeşitli gerektir şudur budur. Hastada ilaç direnci gelişti. Bu sefer bakın ilaç sayısı daha da çok artıyor. Ve böyle yanına enjektabılı preparatlar dediğimiz işte IV ya da intramüsküler enjeksiyonların da evet, geçtiği evet. hasta için çok daha eziyetli bir durum. Ve daha evet. uzun süreli bir yıllara varan uzun süreli tedaviler gerektiriyor. Burada ben çeşitli slaytlarla doğrudan gözetimi tedavinin uygulanmasını da e, göstermek istiyorum. İşte gördüğünüz gibi burada bakın yaşlı bir amcamıza e, görevli kişi gidip e, evine gidip ilaçlarını e, vermiş ve ilaçlarını yuttuğunu görüyor. Yine aynı şekilde muhtemel bağ evi gibi bir yer burası. Kişi gidiyor e, hastaya ilaçlarını veriyor ve yuttuğunu görüyor. Evet. E, yine burada bakın çocuğa işte kişi yine evinde ziyaret edip ilaçlarının eline tek tek sayıp yutmasını yuttuğunu görüyor muhakkak yuttuğunu görmesi her lazım. Gün. çünkü Evet yani her gün olabilir. Arası belli haftalık olsa. şeyler olabilir. Mesela bazen imza karşılığı her gün geliyor. Hasta diyelim dispansere gelebilecekse dispansere geliyor imza atıyor. Ben ilacımı yuttum her gün mesela böyle şeyler de olabiliyor. Yani evet. hastanın genel durumu yaşadığı yer de önemli tabii bu tip şeylerde konuşularak yapılan bir durum. Bakın burada hasta gelmiş dispansere hemşire hanım hastaya ilacını veriyor. Tabii ki ondan ilacını yuttuğuna dair ona alıyor. Böyle de olabilir Tabii yani. Orada da yut, yut, yutuyor ya evet. onu imiş hanım bizzat görüyor Evet. evet. Bu, burada görüyor bu şekilde eee gösterebilirim. Peki bu imiş hanımların ulaşamadığı yerler o hastanın yakınları mı bizzat devreye Tabii, giriyor? Tabii hastanın yakınları. Şimdi bunun hafta sonu var. Evet. Işte bayramı var. Evet. E tatili hastanın var. Ya hastanın yakınları da devreye girebiliyor bu tip durumlarda. Hı. Onlara bilgi veriyoruz. O şekilde e bu tedavinin doğru, sürekli ve 6 ay boyunca tamamlanarak bitmesini öngören bir program. O şekilde. Bu şekilde tabi, bu tedavi, e, tabii e, bu dünyada da uygulanan bir yöntem değil mi? Sadece tabii bizim tabii. Sadece bizim ülkemizde tabii, değil, evet, Dünya Sağlık evet. tanımladığı evet, kadarıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı şey, zaten. destekliyor evet. Dünya Sağlık Örgütü evet. yapılan evet. belki araştırmalarda en etkin tedavinin bu şekilde olduğuna olduğunu karar verdi. Hı -hı. Bunu ülkemizde şu an uyguluyor ve çünkü dediğiniz çok doğru. 6 ay gibi uzun süreli bir tedaviyi evet. normal kişilerin inisiyatifine bıraktığınızda bir şekilde değiş sebeplerle bıkkınlık da olabilir bu veya işte belirtiler geçince nasıl iyileştiğim duygularıyla da olabilir. Evet. Kişilerin bırakma şansı var. Hı hı. O açıdan da e, bu şekilde takip çok daha etkin bir tedavi sağlayabilir. Evet. Şimdi eee burada tüberküloz olmuş olan hastanın Tedavisi çok zor bir olay, uzun daha doğrusu bir olay ve evet. sabır gerektiren ve bir maliyeti olan bir tedavi devlete. Burada amaçlardan tabii bir tanesi de yakalanmamak olması lazım. Tabii. Dolayısıyla koruma çok önemli her hastalıkta tabii, olduğu tabii, gibi. Tabii, Burada tabii. esas hedef e, tüberküloz hastalığına yakalanmamak evet, ve korunmak. En güzeli o. <laughs> en doğrusu ve en güzeli <laughs> evet, o. Evet. Onun için neler yapalım evet. bilinen şeyler evet. belki ama tekrarlayalım tabii. onu. E, şimdi tüberküloz hastalığının korunması bir toplumsal korunma. Yani Hastayı tespit et, e, tedavi e, gerekirse izolasyon belki birkaç hafta hani tedavi süresince bulaştırıcı geçtikten sonra e, tedaviye devam ettir ve tedavi et. Bu Hı -hı. toplumsal anlamda koruma. Toplumu Hı -hı. da koruyoruz hem de hasta, hastayı da iyileştirmiş oluyoruz. Evet. E, bir de kişisel korumalar var. İşte e, BCG aşısı daha önce de değinmiştim. Özellikle e, doğumdan sonra ilk iki ay içerisinde genelde yapılıyor e, yapılan aşı çocuklar için özellikle çocuklar hassas bağışıklık sistemi olarak da hassas zaten ki ağır enfeksiyonlar geçiriyorlar geçirdikleri zaman özellikle tüberkülozu da kan ve lenfatik yoluyla bulaş daha çok yaygın olduğu için çok daha ağır menenjit tüberküloz dediğimiz hani bu tip durumlar daha ağır tüberküloz durumları olabiliyor özellikle bunlardan da korunma ve Genel olarak korumak için BCG aşısı bir kişisel korunma faktörü ya da kişiyi temaslı olan kişiyi yani tüberküloz hastası var ailesinde yakın teması ne bileyim kardeşi olur, anası babası olur, başka bir şey olur. O kişiyi de korunma buna da ilaçlı korunma diyoruz biz. Ben kabaca yine BCG hani verem aşısı mı diyorlardı eskiden öyle bir şeyle vardı. BCG aşısı genelde %80'lere varan bir korunma hmm. oranı var BCG aşısının. Kabaca da 5-6 yıl koruyuculuğu oldu söyleniyor. Bazı yayınlarda daha uzun süre diyor ama 5-6 yıl gibi kabaca kabul edelim bence. Hmm. Çünkü şey hani daha garanti bir takım çalışmalar bazen şey yapmayabiliyor. Özellikle dediğim gibi yaygın, miniyer menenji men 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 tüberküloz ve miniyer tüberküloz dediğimiz yaygın vücudu tutan veremden çocuğu özellikle koruyan bir aşı. İlaçla korunmada eğer ki hastanın işte yakınında temas şey var, tüberküloz var, verem hastalığı var. O zaman kişi zaten Verem Savaş Dispansesine biz bildiriyoruz bu hastayı. Tabii. Bildirdikten sonra Verem Savaş Dispansesine gidiyor. Orada kaydı alınıyor. Hı hı. işte tedavi programlara doğrudan gözetimli tedavi programları ayarlanıyor ve diyorlar ki kişiye yakınların atıyorum babaysa kişi işte hanımı, hı hı. çocukları varsa çocukları dispansere çağrılıyor ve temassı taranması diyor deniyor buna. Onlar taranıyor. Eğer ki e, çok yakın temassı varsa ve belli e, koşullar varsa kişiye yine 6 ay süren ama tek ilaçla, tek ilaçla yani izoniyazit denilen ilaçla tedavi veriliyor ki kişi hani yakınından en azından e, bir hastalık Bulaşı olmasın o kişiyi de koruyalım yakın çevresinde koruyalım evet. şeklinde bu da 6 ay süren bir şey ilaç tedavisi çok fazla da sıkıntı oluşturmuyor genelde insanlarda bu şekilde tedavi veriyoruz. Her her kişiye değil tabii ki belli kurallar var dedim ben bu şey için hı hı. korunma için işte genç mesela 35 yaşının altında ve temas yakın teması var. Atıyorum 15 yaşından küçük ama daha önce bahsetmiştim Tüberkülin cilt testi pozitif. <laughs> ama 15 yaşından küçük bir çocuk ve temaslı bu tip şeylerde <laughs> ee, ya da bağışıklığı ailede bağışıklığı baskılanmış bir kişi daha varsa ne bileyim <laughs> böbrek yetmezliği olabilir, şeker hastası olabilir, başka hastalıklar olabilir. Bu tip durumlarda da özellikle bu kişilere koruyucu tedavi vermek gerekiyor. <laughs> ee, koruyucu tedavi verirken de o kişinin tabii o anda gittiği zaman aktif hasta olmadığını da tespit ederek... Bu tedaviye başlıyoruz ve altı ay sürüyor bu tedavi. Bu şekilde e, korunma yapıyoruz genelde. Peki peki e, bu tabi e, korumanın da uzun süreli ve istikrarlı olması lazım. Altı ay dediniz, 6 değil, ay, değil mi? altı ay, tek ilaçla. bir tane ilaçla ilaç yapıldığı için e, evet. orada problem yok bir evet. yerde. E, tabi korunma olmadığı takdirde bir şekilde kişi tüberküloz hastası olabilir olmayabilir evet, olma, evet. ihtimali var Çünkü ve tabii yakın temas var. Evet yakın teması var. Hı -hı. Burada sanırım tüberkülozun bu kadar hem yaygın olmasının hem de Hı -hı dünya tarafından da, dünya sağlık örgütü tarafından da üzerine durması ne büyük sebeplerden bir tanesi çabuk bulaşıyor olması. Evet. Solunumla özellikle değil mi? Evet. Özellikle akciğer tüberkülozu. Tüberkülüzü dediğimiz gibi öksürmekle, hapşırmakla, Hı. balgam çıkarmakla e, çok özellikle çabuk kalabalık bulaşıyor. kalabalık Mesela gırtlak tüberkülozu da var. Hı. Hani larynx tb dediğimiz durumlar. Hı. O da çok bulaştırıcıdır. Çünkü solunumla direkt basildi atıyor öksürükle, insan. Dışarıya havaya saçıyor yani. Tabii, soluk evet. çok rahat bulaşma yöntemi. Evet. Ee, şimdi tüberküloz tedavisinde e, tabii belki daha ayrıntılara girebiliriz ama birkaç e, soru aklıma geldi. Evet. Bunlardan bir tanesi gebelerde şimdi gebeler de evet, e, tabii. yakalanabilir. Tabii gebe de hasta olabilir. E, gebe hasta olduğuna veya yakalanmasa da çevresinde olabilir. Hı hı, evet. Bu tip durumlarda ne yapıyorsunuz? Evet. Çünkü işte biliyoruz ki gebeliğin ilk üç ayında birçok ilacı kullanamıyoruz. kullanamıyoruz. Üstelik evet, de evet. tüberküloz ilaçlarında birçok yan etkileri var. Kullanabilir miyiz? Evet. Ne yapılıyor? Nasıl Şimdi yol takip Şimdi gebe hastalarımız oluyor çok nadir de olsa. Gebe aynı zamanda akciğer tüberkülozu var. Şimdi gebeyi hani biliyorsunuz 2-3 ayda özellikle genelde çok fazla ilaç vermedi. Doktorlar da yani ilaç verme taraftarı değiliz ama veremse verilecek yapacak bir şey yok. Çünkü çok daha ciddi problemlere yol açabilir. Çocuğuna verem geçebilir sonuçta. O yüzden tedavi veriyoruz ama tedavi verirken klasik tedavilerimiz var. Hani onlardan e, özellikle streptomisini e, vermemeye çalışıyoruz. Hı hı. E, yine 3 aşağı 5 yukarı aynı ilaçları verebiliyoruz. Tüberküloz olduğu zaman veren e, şey gebe olduğu zaman hasta. E, sıkıntı olmuyor genelde. Yani birinci grup ilaçları verebiliyoruz biz. Hı hı. E, bir tanesi hariç özellikle. 6 e, ay boyunca da kullanmasını öneriyoruz. tabi tetkik ve tanı aşamasında yine aynı şeyleri yapmak zorundayız. Röntgen çektirmek zorundayız ama koru korumalı röntgen dediğimiz bir durum var. Yani bebeği çekiyoruz. koruyarak Anladım. hani akciğer kısmını röntgeni Hı -hı. çektiriyoruz. Çünkü tanı aşaması da bizim için önemli demiştik. Yine Tabii. balgam tahlili yaptırıyoruz bu şekilde verebiliyoruz emziren anneler de aynı şekilde yani tüberküloz tedavisini alabilir hı hı. emziren anne çocuk için de mesela koruyucu tedavi vermek gerekebilir evet. aktif tüberküloz olmadığını şey yapıp hı hı. anne emzirmeye devam edebilir çocuk koruyucu tedavi alır anne de tüberküloz tedavisini alabilir o şekilde uygulamalar oluyor onun dışında bazı böbrek hastalıklar olabiliyor. Hı hı. Mesela KBY dediğimiz kronik böbrek yetmezliği gibi durumlar zaten hep bağışıklığı baskılanmış durumlar diye özellikle vurguladım. Onlardan biridir bu da. Hı hı. Böbrek yetmezliği durumlarında da böbrek fonksiyonlarının derecesine göre hı hı. ilaç dozlarını ayarlayabiliyoruz. Ee, o şekilde bir uygulamamız var. Genelde çoğu ilacı da verebiliyoruz. Bazı protokollerde değişiklikler olabiliyor ama çok sıkıntı olmuyor. Yine karaciğer mesela yetmez diye olabiliyor hastada ama e, verem. Hani bunlar biraz zorlu verem hastaları öyle söyle. bizim açımızda. Tabii, tabii. Yine aynı şekilde ki verem ilaçlarının çoğu mesela karaciğerde metabolize tabii, oluyor. Karaciğerde parçalanıyor diyelim. Ee, karaciğer yan etkileri de çok oluyor e, çoğunun. Onlarda da yine ya modifiye ediyoruz ya protokolleri değiştirip işte bir ilacı çıkarıyoruz, biraz süreyi uzatıyoruz hı hı. gibi çeşitli protokoller hı hı. yapabiliyoruz. Genelde 3 aşağı 5 yukarı bu tip özel durumlar olabiliyor ama onun dışında çoğu hastaya hemen hemen aynı ilacı, yani aynı grup ilaçları verebiliyoruz. Tabii bu gebelerde eğer tedavi edilmezse çocuğun, bebeğin tüberkülozlu doğma evet, ihtimali var değil mi? Var, değil da, aktif, aktif tüberküloz olabilir. Da, evet. çok kötü bir şey tabii. yani. Tabii. Hoşuncaydı. Şimdi tedavi olmadığı takdirde hı hı. tüberküloz... Hı hı. Tabi zamanla o akciğer o resimlerde gösterdiğiniz evet, gibi yavaş yavaş. iyileşiyor ama hasarlı olabilir. İyileşebilir de kötüye de gidebilir Tabii ki. Ama hasar kalıyor her zaman. Bir hasar kalabilir. Tabi evet. o akciğerin tamamen bebek alınması gerekebilir. Zamanla. Gerekebilir. Veya o zeminde kanserleşme Kanser, de olabiliyor evet, değil mi evet, herhalde? Tüberküloz... Iı, Hani sigara çok önemli e, akciğer kanseri yapan nedenlerden biridir, en başıdır. Hatta %90'lara kadar gidiyor risk faktörü olarak sayarsak. Ama geçirilmiş tüberküloz da önemli. Özellikle adenokanser dediğimiz e, sıkar zemininde yani yara dokusu Hı -hı. akciğerdeki yara Hı -hı. dokusu olarak tanımlıyoruz. Sıkar zemininde adenokanser denilen akciğer kanseri tipi gelişebiliyor ve yatkınlık e, normal sağlık insana göre daha fazla olabiliyor uzun Hı -hı. dönemde. Tabii şimdi sigara bizim e, her e, programda. Bahsettiğimiz evet. tabii siz göğüs hastalıkları uzmanlarının da sürekli bahsettiği bir konu. Evet. Bunu bakanlık da sürekli işliyor zaten. Evet. E, Tartışılması tartışılacak bir tarafı da yok. Sadece sigara değil tütün ve ürünleri. Bütün hepsi evet. Bütün e, hastalıklarda işte kanserinden tutun akciğer hastalıklarına kadar, evet, karpalık hastalıklarına kadar, denilen, kronik bir, akciğer kronik hastalıklarına kadar kronik, kronik, her park park hastalıkları hastalıkta mi? tabii ki var. zaten Hı -hı. ikisi var. Ama kişi zaten bir de tüberküloz hastası ise evet. kesinlikle içmemesi lazım. Kesinlikle. Ee, tabii bu özellikle sigara kapalı yerlerde sigara içilmesi, evet. yasaklanmasının belki en büyük faydalarından bir tanesi de o oldu. Çünkü sigara içildiği zaman Evet. İsterseniz üflüyorsunuz o dumanı. Tabii, tabii. Üflediğiniz zaman hele de bir daha de, tüberküloz hastasıysanız değil mi? Tabii, iki türlü risk faktörü yani olmuş hem oluyor. Sigaranın hem sigaradan gelmiş oluyor hem de, hem geçirmiş olduğun tüberküloz Ve öksürüyorsun tabii. Evet, o tip hastaların, evet. sigara içenlerin çoğu öksürüyor. Kronik, evet, öksürüyor. Öksürdüğü zaman onun bulaştırma şansı da çok fazla oluyor. Evet, evet. Ee, bir kişi tüberküloz hastasıysa zaten sigarayı ağzına koymaması lazım. Bırakın ağzına koymayı. Sigara içilen ortamda bulunmaması, bulunmaması lazım. Gerekiyor. Zaten şu anda öyle bir ortamda yasaklanmış durumda. Evet, o çok durumda. iyi oldu gerçekten. Bizim açımızdan da iyi bir tabii avantaj. Buna ülkemiz e, gerçekten önemli ölçüde de uyuyor. Evet. Ve Avrupa Birliği birçok ülkesinde tam uygulanmıyor benim gördüğüm kadarıyla bildiğim kadarıyla ama Türkiye bu konuda çok kararlı gidiyor evet. ve Avrupa Birliği ülkelerinin çok takdirle karşılaştığı, karşıladığı bir noktada o konuda. Evet. E, tabii çünkü sigaranın kanserde ve işte kartamar hastalıklarında Tabii. olan sadece şey akciğer etmez. için değil ee, yani bütün hastalıklarda biliyoruz. bir rolü var yani illaki sigaranın ee, ve e, tüberküloz hastalığını bir şekilde e, yenmede ve e, tamamen ülkemizde sıfır olmasa bile en alt düzeye indirmede de ben e, sağlıkçıların başarılı olacağına inanıyorum çünkü hmm. sigara gibi birçok konuda bu kadar başarılı olan bir değil mi? Evet. sağlık teşkilatı tüberküloz hastalığında da işte inşallah yani inşallah amacımız o olacaktır. bizim de öyle işte halk sağlığı bulunduğumuz yerdeki halk sağlığı müdürlüklerinin verem savaş dispanserlerinin hmm. amacı özellikle de mesela işte bu hafta özellikle daha fazla vurguluyoruz hmm. niye halkı bilinçlendirme için işte e, iş yerlerinde. Siz e, yarın bir de mi Yarın yeriniz? da evet halk sağlığında bir eee halk bir eğitim de var. Orada da sağlık çalışanlarına yine eğitim bir küçük seminer gibi bir şey vereceğim. Yani bu eğitimlerle halkı bilinçlendirmek amaç e, ve e, tedavi edilebilir bir olan bu hastalığı da Tedavi etmek. İşte broşürler aktif broşürler olabiliyor. İşte yerel basını ki kullanıyoruz. Teşekkür ederiz sayenizde bu anlamda da hı hı. bilgi verdik e, insanlara, e, toplumumuza. E, resim kompozisyon işte okullarda bilinçlendirme, okullarda, okul, okullarda bilinçlendirme için kompozisyon yarışmaları, resim yarışmaları tursuz. o tarz şeyler, eskinlikler, halk sağlığı müdürlükleri ve diğer sağlık şeyleri çalışanları olarak e, vurgulanıyor ve özellikle bu haftada biraz daha yoğun vurgulanıyor ki. Ben e, teşekkür ediyorum. Bilmiyorum söylemek istediğiniz başka şey var mı? E, çok sağ Hı -hı. olun. Hem katkılarınız için hem de bu konuyu bir kez daha işlemiş evet. olduk. E, ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bu, bu program gerçekten e, faydalı olacağını da düşünüyorum. Bu açıdan çok önemli. E, programlarınızın başarılarınızın devamını diliyorum ben de. Teşekkür ediyorum bende. inşallah. Seyircilerimiz de gerekli mesajı almışlardır zaten izleyenler. E, tekrar e, sağ olun. Sevgili seyirciler bir sağlık olsun programı da burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte farklı bir meslek farklı bir konuyla karşınızda olmak üzere sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Iyi geceler.